Teşekkürler. Hoş geldiniz yenge. Hoş bulduk. Geldin. Merhaba baba. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ekip tamam. Hadi yemeğe geçelim, ne olur. Oğlum ben kalamayacağım, benim işim var, size afiyet olsun. Merhaba. Ben sabahtan beri çalışıyorum, ben yemeğe geçiyorum. Fikret, biraz konuşalım mı? Bahadır, rica etsem Emir'i odasına çıkartır mısın lütfen? Benim bakıcıya ihtiyacım yok. Anladım, yine konsey toplanmış. Ama bir şey diyeyim mi? Ben siz de gayet iyi idare edersiniz. Hayır. İdare edemeyiz. Senin babamın Reyhan'a yolladığı mektubu Adem'e vermeni konuşacağız Fikret Efendi. Bir dakika ya. Olay ne? Ne mektubu abi? Bu olmadı de. Bu yanlış de Fikret. Anne bir dakika. Ne mektubu abi? Mektup ne? Oğlum, babam Adem'i nüfusuna geçirmek istemiş. Ne diyorsun sen abi ya? Ya. Bunun içinde Reyhan'a bir mektup yazmış. Ama Reyhan bunu istememiş. Hatta Adem'i kaçırmış. Mektubu da saklamış artık. Ne mantıkla yaptı, niye yaptı? Orasını bilmiyorum. Sen nasıl buldun mektubu abi? Sen gizli gizli benim odama girip mektubu çalıp bir de onu can düşmanımız Adem'e mi veriyorsun? Mektup senin odanda ne arıyordu anne? O soruları sorma oğlum. Sakın o soruları sorma. Soru sorma hakkı sadece ikisine ait. Sen sadece hesap vereceksin. O mektubu nasıl bulmuşlar? Niye ikisi iki kafadar bizden bunu sürekli saklamışlar? Orasını sormayacaksın. Tamam, sadece hesap ver bak. Murat, sadece işte değil. Bu evde de, tamam mı? En dipten başlıyorsun zirveye ulaşmak için. Ama inan bana, o bile bir ömür alıyor. Sana yemin ediyorum. Bak, bir şey daha yapayım mı sana? İzle. Süreyya. Sen de biliyordun. Değil mi? Yani bu mektup olayını. Hiç şaşırmadığına göre. Hı? Çok güzel ya. Gördünüz mü? Yine dışlanan sadece üçümüzüz. Çok güzel değil mi? Hani bunun yanlış olduğunu şimdi bana söyleyebilir misiniz mesela? Anne. Bana sormadan gidiyorsun, veriyorsun mektubu. Şimdi niye mi diyorsun? Sen o kadınla oğlunun hasta olduğunu görmüyor musun? Tabii ki sizi korumak için vermedik. Hayatının merkezine annesini oturtmuş bir adama bu mektubu vereceğimiz zaman ne olacağını kestiremedim. Bak, adam intihara teşebbüs etti. Beğendin mi? Yani siz Adem'i düşündüğünüzden vermediniz o mektubu, öyle mi? Ha, yapmayın Allah aşkına. O adam ölseydi sizin umurunuzda bile olmazdı. Ha, ama yaşıyor. Yaşıyor. Şimdi sakın kendinizi kollayacak bir bahane buldunuz diye, tamam mı? Yapışmayın. O adam kendisine zarar verdi. Bize değil. Ve bunun için de utanıyor. Ama siz hiç utanmadan bir de hala hesap soruyorsunuz. Bravo. Bravo. Senin derdin ne? Ha? Sen ne oldun oğlum? Gidip hisseleri vermeler, can düşmanımızı şirkete almalar.
çalıp aile sırlarını açık etmeler. Sen bizi bitirmeye and mı içtin? O düşman dediğiniz için düşman anne. Kim o? Kim o? Kim o? Hep beraber söyleyelim mi? Babamızın oğlu. Biz kimiz? Biz kimiz oğlum? Kardeşlerin, annen. Bu adam neden bu kadar kıymetli oldu birden ha? Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Neyi esirgedik senden oğlum? Ha? Neyi esirgedik senden oğlum? Yani o üç günlük adam gidip senin kardeşin oldu da biz nasıl el olduk? Gerçekten hazır mısın bunu duymaya? Aile olmayı esirgediniz. Tamam. Madem bu sizin aile sırrınızda, niye bize söylemediniz? Hı? Siz değil misiniz bizi Adem'le aynı kefeye koyan? Ben ne yapıyorum? Sadece sizi haklı çıkarıyorum. Evet, haklısınız. Tamam. Ben Adem'le aynı kefedeyim. Özür dilerim ama abim burada sonuna kadar haklı. Nasıl oluyor ya, siz her şeyi yaparken geçerli sebebiniz oluyor da biz ağır hesaplar ödüyoruz ya? Gidip bunu yapmasın diye. Hı. Ya biz abi? Biz çürük yumurtamız. Çok güzel sorular soruyorsun. Gerçekten ben sizi idare edersiniz. Abi kusura bakmayın da bazen bir hareketi yaptırana da bakmayın. Siz bebeğin annesi babasısınız. Biz büyümeyen çocuklarız. Ne oldu lan sana? Sen de mi ayaklandın? Biz bu hareketi yapsak var ya, bu ev 50 kere tepemize yıkılmıştı. Ay hadi! Yalan mı? Hadi!